Kripto 100'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle kendi ağı, kendi borsası, kendi kripto parası ve merkeziyetsiz finans uygulamaları olan aynı zamanda da stake ödülü kazanma şansı sunan Axiom Wallet ve Axiom Token hakkında konuşacağız. Arkadaşlar Axiom Layer 1 katman projesi. Yani Ethereum ağ gibi çalışan ancak kendi ağı olan, kendi kripto parası olan ve farklı ağlar üzerinde çalışma yapılmasını kolaylaştıracak şekilde çözümler sunan bir DeFi projesi. DeFi dediğimiz Decentralized Finance olarak bilinen merkeziyetsiz finans uygulamalarının kısaltmasıdır. Merkeziyetsiz olması da bütün işlemlerin sizin kendi kontrolünüz altında gerçekleşmesi demek oluyor. Şimdi aksiyon burada gördüğünüz üzere aksiyonchain.org'da blok özellikleri hakkında bilgi veriyor. Burada gördüğünüz üzere 47.9 milyon aksiyon mined yani kazılmış, madenciliği yapılmış. Delegated yani stake edilen toplam 45.4 milyon aksiyon token var. 422 bin adetlik transfer işlemi gerçekleşmiş. Burada transaction yazıyor gördüğünüz üzere. Total burned şurası toplam yakım işlemi. 2.7 milyon aksiyon yakılmış. Blok zamanı yaklaşık 5 ila 6 saniye arasında değişiyor. Yani hızlı diyebiliriz. Toplam oluşturulmuş adret, adres ise 108.318. Altında mesela today yazıyor. Yani bugün 9 tane yeni adres oluşturulmuş şu ana kadar. Total Burnout dediği bugün için 1683 adet yakın gerçekleşmiş. Bu şekilde blok hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere reward reward rate diyor. Yani ödül oranı, kazanç oranı %17 şu anda. Yani aylık %17 stake ettiğiniz miktar üzerinden getiri sağlayacaksınız anlamına geliyor bu. Şurada 3. noktaya tıkladığımızda burada block, transaction, validators hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Validators dediğimiz onaylayıcılar yani bilgisayarda bir program kurup ...not dediğimiz düğüm oluşturarak burada transfer işlemlerini onaylayan doğrulayıcılar anlamına geliyor validators. 33 adet doğrulayıcı mevcutmuş A'da. Burada gördüğünüz üzere doğrulayıcıların listesi var. Madencilik komisyonu fee dediği %0.3 Transaction fee yani transfer ücretleri %5. Burada da voting power yani oylama puanı gördüğünüz üzere yüksekten düşüğe doğru %15. Yani bu voting power nodun yani validatörün işlemleri ne kadar hızlı yapabildiği, ne kadar doğru işlem yapabildiği skalalarına göre bir puanlama sistemi var. Algoritma üzerinden yapılıyor tabi bu puanlama ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı, o kadar güvenilir olduğunu gösteriliyor. Burada Axiom One isimli validators toplam 7 milyon Axiom stake ederek işleme başlamış. Gördüğünüz üzere aşağıya doğru devam ediyor. Benim altında bulunduğum validatör de Genom. Burada gördüğünüz üzere 1 milyon stake var toplamda. Bu şekilde 33 tane gördüğünüz gibi validatör var. Dileyen kişiler yazılım üzerinden nodu oluşturarak validatör de olabiliyorlar. Burası bu şekilde. Burada benim hesabım var arkadaşlar. Şimdi cüzdanda hesap oluşturmayı da anlatacağım size. Orada mutlaka referans kısmına burada gördüğünüz Samurai 58'i yazmanız gerekiyor. Şimdi gelin cüzdana gidelim. Google Play'e giriyorsunuz. Google Play'e arama motoru yerine şurada gördüğünüz gibi Aksiyon Wallet yani Aksiyon Wallet, Aksiyon Cüzdanı yazıyorsunuz. Çıkıyor karşınıza burada. Bunu telefonunuza indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra cüzdana geliyorsunuz. Bakın burada Şurada dili değiştirebilirsiniz. Türkçeyi seçip sizde İngilizce olacak çok büyük bir ihtimalle. Türkçeyi seçip uygula dediğinizde burası artık Türkçe olacak. Şurada gördüğünüz gibi altta Telegram grubumuz yazan yer var burada. Telegram grubuna da girmeyi unutmayın. Ben videonun açıklama kısmında gerekli linkleri paylaşacağım. Burada kayıt sekmesine giriyorsunuz. Ardından buraya bir takma at belirliyorsunuz. Yani kendiniz belirlersiniz. Böyle böyle bu şekilde doldurursunuz. Sonra buraya bir mail adresi girersiniz. Şuraya Telegram adınızı kopyalayıp yapıştırırsınız. Yani başında et olmadan, bu işaret olmadan Telegram kullanıcı adını yazacaksınız. Benimki ne belirlemiştim? CryptoBis düzdü. O şekilde yazarsınız. Buraya da davetçiniz ben olduğum için böyle şu şekilde yazarsınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mutlaka davetçi kısmına Samuray'ı 58 yazacaksınız. Ardından Sonraki sekmeye geçtiğinizde size gizli kelimeler verecek. Cüzdanınızı korumak için bu gizli kelimeleri mutlaka bir yere kaydedin. Sonra gerekli adımları izleyip cüzdanınızı oluşturuyorsunuz. Dilerseniz ben burada videoyu kapatıp cüzdanıma giriş yapayım. Ardından orada ne yapacağınız, nasıl yapacağınız hakkında konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar cüzdanıma girdim. Burada gördüğünüz gibi sağ üst köşede çan işareti size bildirim açıyor. Burada gördüğünüz gibi benim aldığım ödüller var. Ben bir süre kullandım çünkü. Güvenli bir şekilde çekim de yaptım. MaxC borsasında satış da yaptım. Token MaxC borsasında listeli bu arada. Dilediğiniz gibi alsat yapabilirsiniz ya da uygulamaya yatırmak için stake etmek için MEXC borsasını kullanabilirsiniz. Buraya gördüğünüz gibi ben Türkçe'yi seçtiğim için bazı yerler Türkçe, bazı yerler İngilizce. Türkçe'yi seçtiğim için burada almak yazıyor. Ama İngilizce olsaydı burada receive yazacaktı şu kısımda. Buraya tıklıyoruz. MEXC borsasından aldığımız aksiyon wallet aksiyon token'ı burada kopyaladığımız cüzdan adresine çekiyoruz. Ardından buraya gelen aksiyonları sağ altta bakın staking yazıyor. Staking sekmesine gelip delegate yani delegate sekmesine gelerek burada doğrulayıcı seçip stake ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada 33 tane doğrulayıcı var. Buradan herhangi birini seçerek delegate işlemi yapıyorsunuz. Mesela benim 233 adet var. Bakalım delegate edebiliyor muyum 233 adedi. Şu an 0.75 de aksiyon gerektiği için 233 delegate edemiyorum. Bir yazsa 1 yazsam 1.75 15 daha 2. 1.20 yazayım. Tamam. Buraya siz ne kadar yatırırsanız, mesela 1000 adet stake etmek istiyorsunuz. Buradan fi ücreti düştüğünde delegasyonda yani stekte de 850'ye düşüyor ve aylık %17 getiri sağlıyor. Diyelim ki siz buraya 1000 olacak şekilde delegasyon yaptınız. Mesela atıyorum 1200 diyelim. Aynen 1020 tane delege yapmış oldunuz. Ortalama şu anki dağıtım oranına göre aylık %17 yani 1000'de 170 adet aksiyon cüzdanınıza aktarılacak. Bu sürekli saniye olarak devam ediyor. Şimdi cüzdanda size tekrar göstereceğim saniyenin nasıl ilerlediğini. Burada siz stake yapacağınız miktarı bu kısma yazdıktan sonra onayla diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Delegasyon işlemi için bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben farklı bir doğrulama şeyinin altında yaptım. Genomda yapacaktım. Ama video çektiğimiz için onu unuttum. Fark etmiyor. Sonuçta siz delegasyon işlemini yapmış oluyorsunuz. Çok da büyük bir sorun değil. Bakın ardından burada bu ekranda gördüğünüz gibi İngilizce olursa claim diyecek. Türkçe'ye çevirdiğim için al diyor. Bunu günlük yapmayın. Çünkü aksiyon kesintisi oluyor. Bunu 3 günde bir, 5 günde bir ya da haftalık yapabilirsiniz. Şurada claim ya da al dediğiniz zaman gördüğünüz üzere 0.05 A ücreti 0.32 de ekstra bir ücret kesilecek. Miktar 10.62. Burada fiilerle birlikte 10 aksiyon falan cüzdanıma gelecek. Bakın onaylıyorum. Evet. Ana cüzdan 233'tü ben stake yaptım. sıfıra düştü. Şimdi tekrar ana cüzdana geleyim. Bakın 0.43 görünüyor. Evet 10.77 oldu. Burada zaten delegasyon işlemini gösteriyor. Burada da ödüllerimiz görünüyor. Gördüğünüz gibi. Delegate'den çıkarma var. Diyelim ki 1000 aksiyon yatırdınız ama geri çıkarmak istiyorsunuz. 1 ay bekleme süresi var. %10'da ne, kesinti oluyor. Burada undelegate dediğinizde mesela burada 1.02 var. 30 gün sonra cüzdanınıza aktarılacaktır diyor. Onaylıyorum. Evet diyorum. Çünkü ben aynı validatörle devam etmek istiyorum. Genom validatörü ile devam edeceğim. O yüzden hem de size göstermek açısından. An delegate etmeyin. Mümkünse de birikimlerinizi haftalık olarak tekrar içine atın. Tekrar delegasyon işlemi yapın. Aylık kazancı miktarınız artsa, artarak devam etsin miktarsal anlamda. Daha sonra burada profil sekmesi var. Gördüğünüz gibi kimin ile geldiğiniz burada yazar. Samuray'a 58'i kayıt olurken mutlaka yazmayı ihmal etmeyin. Yazın. Re referansım olduğunuz belli olsun. Benim altında girdiğiniz belli olsun. Burada Explorer diyor. Explorer'dan açabiliyoruz. Hangi validatörü kayıtlıyız. Ya da bizim altımızda kimler var. Benim gördüğünüz gibi 3 tane referansım var şu an için. Gelin size yol haritasından bahsedeyim biraz da. Cüzdanı anlattım, siteyi anlattım, kazanç durumlarını anlattım. Şimdi yol haritasını okuyorum size. Kripto borsası Nextex yani merkeziyetsiz finans uygulaması kapsamında bir Nextex borsası kurulacak. Uzun bir geliştirme sürecinden sonra zaman neredeyse geldi. Nextex bu yıl piyasaya sürülecek. Ama burada durmuyoruz. Borsa müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu özelliklerle sürekli olarak genişletiliyor. NextEx'in sadece öncü değil, aynı zamanda lider olmasını sağlıyoruz. DeFi dünyasına erişim, blok zincirler arası iletişim IBC ve akıllı sözleşmeler. IBC modülü ile sayısız heyecan verici projeye erişim, erişim sağlıyoruz. Yani Axiom kendi ağ olduğu için kendi ağ üzerinde projeler inşa edecek. Aynı Solana'nın altcoin'leri, MIM token'ları çıktığı gibi, Ethereum'ın MIM token'ları çıktığı gibi Axiom'da altına MIM token'lar çıkaracak durumda ve tercih edilecektir. Çünkü çalışmaları iyi, proje iyi, ağ hızlı çalışıyor, validatörler sağlam. Bu yüzden tercih edilecektir. Ve sadece Axiom token bile 1-2-3 dolar gibi fiyatlara belki ileride daha yüksek fiyatlara da gelebilecek pozisyona duruma sahip. Akıllı sözleşmeleri entegre ederek harici ekiplerin aksiyon zinciri üzerinde yeni merkeziyetsiz ürünler oluşturmasını kolaylaştırıyoruz. Bu sürdürülebilir bir ekosistem vizyonumuzu gerçekleştirmek için tüm temeli oluşturur. Ürün başlatıcı ve DAO'lar kendi tokeninizi kendi adınızla blok zincirimiz üzerinde birkaç tıklamayla oluşturmak mı? Hiçbir programlama bilgisi olmadan mı? Gelecek yıl bunu mümkün hale getireceğiz. Yani hiçbir program bilmeseniz dahi kendiniz kripto para çıkarabiliyor olacaksınız. Ayrıca merkeziyetsiz otonom organizasyon tanıtmayı planlıyoruz. Yani DAO yapmayı planlıyor. Topluluğa aksiyonun yönünü etkileme fırsatı vermek istiyorlar yani etkileşimli bir yönetim söz konusu. Ortaklarımızla yoğun tartışmaların ardından ufukta heyecan verici bir yeni gelişme var. Biz bir hızlandırıcı programı şeklinde bir risk fonu kurulması. Amacımız genç ve yetenekli kurucuları ve yenilikçi şirketleri desteklemek. Sadece finansal kaynaklar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kapsamlı profesyonel rehberlik ve destek sunarak çığır açan fikirleri gerçeğe dönüştürmek. Elbette Axiom ekosistemine entegrasyon ile birlikte demiş. Takipte kalın. Şimdi Axiom benzersiz AXM coin ile desteklenen kendi Layer 1 yani katman bir çözümü olan Axiom Chain üzerine kurulu bir DeFi ekosistemi. Ayrıca bu arada kendi ağ olduğu için ben Axiom Token diyorum ama yanlış söylüyorum aslında. Kendi ağ olduğu için coin oluyor otomatikman Axiom. Misyonumuz AXM sahiplerinin staking ödüllerini sürekli olarak arttırmalarını sağlayan ölçeklenebilir modern DeFi çözümlerinin oluşan bir ekosistem inşa etmek. Yani ağ kullanıldıkça Kripto para transferleri yapıldıkça, alım satım yapıldıkça, yakım yapıldıkça stake edenlere yani delegasyon işlemine katılanlara ekstra ödüller vermek söz konusu olacak. 2024'te gelişmiş DEX'in en iyi uygulamaları üzerine kurulu merkeziyetsiz değil bir borsamız NextDEX'in piyasaya sürülmesi profesyonel vadeli işlemler ve spot ticaretini mümkün kılacaktır. Toplanan tüm işlem ücretlerinin bakın burasına dikkat edelim. %50'si USDT olarak her hafta aksiyon delege edenler arasında dağıtılacak. Yani işlemlerden, hareketlerden elde edilen tüm gelirin %50'si dağıtılacak. Basitçe söylemek gerekirse staking yaparak ekosistemdeki yeni projelerin ortaya çıkmasıyla birlikte ödüllerini sadece aksiyon değil, aynı zamanda bu projenin tokenlarından da oluşacak. Yani atıyorum ağın altında X bir token çıktı. Onun ödülü olarak yine X token cüzdanlarımıza aktarılacak. Bir coin delege etmek sahiplerine birden fazla varlık elde etme imkanı sunar. Bu model sayesinde yeni projeler ilk günden itibaren aksiyonun sadık kitlesine erişim sağlar ve karşılığında oluşturulan ödüllerin bir kısmını paylaşarak AXM staking'e daha fazla değer katarlar. Yani win-win kazan kazan sistemi. Videoyu çok fazla uzatmadan bir de aksiyon pay şeklinde bir kart Piyasaya sunulacak lansmanı yapıldı. Şu an deneme sürecinde kartlar deneniyor. Çalışmaları kontrol ediliyor. Burada Apple Pay'e ekleniyor. Google Pay entegrasyonu 2024'ün 3. çeyreğinde gerçekleşecek demişler. Şu an APK var. E, iOS'ta yani orijinal çalışabilecek durumda olan iOS. Diğeri APK uygulaması. Henüz e, tam anlamıyla sağlanan bir uygulama söz konusu değil kartın yüklemesi Bitcoin, Ethereum, USDT ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli kripto paralarla mümkün olacak. 4 tane stati olacak. Bunlar mavi, gümüş, altın, siyah ve Aksiyon Pay uygulamasına cüzdanınızı bağladığınızda stake miktarınıza göre ekstra karttan getiri ve komisyon indirimi gibi ücretler kazançlar sağlamış olacaksınız. Statü ne kadar yüksekse kart bakiyesi yüklerken komisyon o kadar düşük olur. Statü ne kadar yüksekse aylık kart bakım ücreti o kadar düşük olur. Statü ne kadar yüksekse puan oranı o kadar yüksek olur. Her ödeme yaptığınızda gelecekte aksiyon ile gerçekleştireceğiniz puanlar toplarsınız. Yani karta mesela bonus birikiyor diyelim. Bunu aksiyon token'a takas edip tekrar paraya dönüştürmüş olacaksınız. 2024'ün sonunda Avrupa Birliği vatandaşlarının aylık 100 bin Amerikan doları limitli fiziksel aksiyon pay kartı almaları mümkün olacak. Yani bakın fiziksel kart da çıkarıyorlar. Bu daha önce sanırım yapılmış bir proje yok bu şekilde. Şimdilik 10 bin dolar KYC yapmadan limit olarak kullanılabilecek Amerikan vatandaşları tabii şu an için. Mexico borsasında listelendi. Söylediğim gibi Burada sitede istatistik paylaşımı da oluyor. Gördüğünüz gibi starter'dan başlıyor. Lider, guru, boss, pro, top gibi seviyeler var. Liderlik cüzdanında liderden itibaren ödül kazanımı yükselmeye başlıyor. Liderlik ödül dağıtımını alamıyor starter'lar. Ben önce ilk hedefim lider olmak bakacağım şartlarına ona göre ilerleme gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi gerekli linkleri ben videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Burada bakın Aksiyon Pay kartı bu şekilde. Bu siyah, metalik, mavi olacak, altın olacak. Bu şekilde fiziksel kartta çıkaracaklar. Gördüğünüz gibi iOS ve Android'de Aksiyon Pay'in uygulamaları var. 173 ülkede kabul edilmiş. Lansmanı yapıldı geçen günlerde Rusya'da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Düzenli olarak bir ekosisteme dahil olmak isteyenler değerlendirebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.